Merhabalar, merhabalar Cem Say, ben piyasaları, küresel piyasaları, doları ve biraz da aslında önümüzdeki dönemde Amerikan Merkez Bankası Fed'in ne yapacağına ilişkin tahminler üzerinde şöyle bir ufuk turu atmak istiyorum bugün. Ama genel olarak piyasalara şöyle bir baktığımda piyasalarda, özellikle küresel piyasalara paralel olarak pozitif bir seyre hakim olduğunu söylemeliyim. Amerika'dan gelen son veriler Amerikan Merkez Bankası'nın ülkedeki bütün ekonomik parametrelerin beklentilerin de ötesinde iyileştiği ve bu iyileşmenin de önümüzdeki dönemde biraz daha destek bulabileceği bir yapıda ilerleyeceğini gördüğü için biraz daha ötelenmiş gibi gözükse de, daha önceden Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri yükseltme isteği, amacı ya da süreci şimdi aslında yeniden bu kadar güçlü veriler gelince, özellikle iş gücü piyasasındaki güçlenmeyi çok net bir şekilde gördü dünya. Dolayısıyla Fed tekrar faizleri yükseltmek için düğmeye, herkesin beklediğinden de çabuk bir şekilde basabilir düğmeye beklentisi enteresan. Hele Türkiye gibi bu kadar zor dönemden geçen bir ülkede parametreleri yakından değiştirecek önemli sebeplerden bir tanesi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu değerlendirmesini pas geçmesi önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti bana kalırsa son zamanların en flaş, en önemli gelişmesiydi. Çünkü 2-3 ay öncesine kadar Rusya ile Türkiye'nin bu kadar yakınlaşabileceği, ekonomik parametreler konusunda uzlaşabileceği, turizmden inşaata, işte enerjiden nükleere kadar bu kadar geniş bir perspektifte uzlaşabileceğini hayal bile edemezdi. Ama gerçekten o hayallerin bir an içinde realize edildiğini gördük ve Türkiye ile Rusya arasında önemli anlaşmalar, önemli vaatler de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen açıklamalarla birlikte stratejik ortaklığa kadar gidebilecek önemli bir perspektif gelişeceğini anlamış olduk. Şimdi dolar TL'ye baktığımız zaman doların güçlü bir seyir izlediğini her şeye rağmen söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Cari açık rakamları beklentinin biraz üstünde geldi. Piyasa beklentisinin biraz üstünde geldi. Dün Cumhurbaşkanı'nın biraz bankalar konusunda önemli bir uyarısı vardı. Dedi ki bankalar eğer kredilerini vermekte tereddüt ediyorlarsa, hele hele piyasaya verdiği kredileri geri çek konusunda bir sürece girdilerse, bunu Türkiye'de tankların yürümesi kadar tehlikeli ve vatana ihanet gibi bir süreç olarak addederim. Dolayısıyla bankacılık sektörüne buradan uyarı yapıyorum dedi. Son derece önemli açıklamalardı. Ekin Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. İyiyim, nasılsınız? Uzun bir aranın ardından sizlerle en azından ekonomik süreçte pozitif bir gelecek beklentisi var mı onu konuşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şeyden başlayayım isterseniz. Bankacılık sektörüyle ilgili mesajlar dün çarpıcı bir etki yarattı diyebilirim. Ne orada durum? Burada tabii hükümetin yurt içi piyasaları canlandırmaya yönelik isteğini biz uzun zamandır takip ediyoruz. Bu da büyümeye yönelik katkılar sağlama isteği, işte reel sektörün bir miktar kıpırdanması, iş talebin artmasına yönelik hamleler biz uzun zamandır görüyoruz. Merkez Bankası'nın böyle bir süreç içerisinde faiz indirimine gidiyor olması da bunu gayet açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüketim artıracak, yurt içi talebi artıracak ve büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya çalışıyor hükümet. Burada da tabii ki bankalara önemli roller düşüyor. Kendisinden bankalara bir uyarı geldi. Giden kredileri geri çağırmayın ve faizleri düşük tutun şeklinde. Bankacılık sistemi birazcık karmaşık bir sistemdi. Burada Merkez Bankası'nın faizleri aşağı çekiyor olması bankacılık sektöründeki maliyetleri de aynı oranda aşağı çekmeyebilir. Ülkedeki batık kredi oranı yüksekse ve bankacılık maliyetlerini yukarı yönlü iten başka faktörler varsa burada bir tıkanıklık meydana gelebilir. Dolayısıyla burası iyice incelenmesi gereken bir alan. Ancak dediğim gibi hükümetin yurt içi talebi canlandırmaya yönelik teşviklerini biz uzun zamandır görüyoruz. Çabalarını uzun zamandır görüyoruz. Bu çabasını da sürdürmesini bekliyoruz. Büyümeyi yükseltmeye, %4'ün üzerinde bir büyümenin istikrarlı hale gelmesine yönelik çabaların devamını bekliyoruz ilerleyen süreçte. Bir de enflasyonla ilgili çok önemli de arka arkaya böyle açıklamalar geldi. Yani gıda fiyatlarına bağlı bir enflasyon ivmelenmesi olduğunu biliyoruz ama aradaki makasa yönelik çok da net şeyler yapılmadı. Yani üreticiyle tüketici arasında gıda fiyatları bütün dünya
dünyada düşerken Türkiye'de hep yükseldi. Ben de bunu programlarımda defalarca bahsettim, konuştum, çözüm önerisi aradım, üreticiye gittim, tüketiciye sordum ama yani genel olarak sorunun tespiti yerinde ama bir türlü çözüm bulunamadı. Gıda fiyatları yüksekti. Şimdi aradaki makası kapatacağız deniyor. Enflasyona yönelik de kararlı bir mücadele başladı diye yorumlayabiliyor muyuz? Biz enflasyonda bu yılın başından itibaren çok istikrarlı bir düşüş görüyorduk. Siz de hatırlayacaksınız. Ancak en son gelen veriyle birlikte bir miktar, sizin de dediğiniz gibi gıda fiyatlarındaki o yükselişle birlikte manşet enflasyondaki düşüşlerin çok kalıcı olmadığını görüyoruz. Biz burada kurum olarak yıl sonu enflasyon beklentimiz %8. Öncelikle ben onu vurgulayayım. Önümüzdeki aylarda da beklentimiz şu şekilde Cem Bey. Biliyorsunuz çekirdek enflasyonda bizim ciddi bir katılığımız var. %9.4 bir türlü ne yukarı yönlü ne aşağı yönlü aşamıyorduk. Bu da çekirdek tarafta bir miktar aşağı yönlü bir hareket gelmesini bekliyoruz. Ancak manşet enflasyonda da aynı şekilde yukarı yönlü bir ivmelenme. Yani manşet enflasyondan kastım bizim takip ettiğimiz tüketiciler ve hane halkı olarak takip ettiğimiz açıklanan enflasyon oranı. Bu da bir yukarı yönlü hareket, çekirdekte de aşağı yönlü bir hareket bekliyoruz. Ancak yıl sonuna doğru Ekim-Kasım ayı itibariyle yeniden manşet enflasyonda diş sakin ama yıl sonu itibariyle %8 civarında da bir dengelenme. Biz enflasyon konusunda rahatlaması biraz zor bir ülkeyiz. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Sizin de yayınlarda bunu izleyicilerimize çok sık hatırlatıyoruz. Biz ara malı ithalatı yapan, yani ürettiğimiz bir malın yarısına yakınını dışarıdan ithal edip, monte edip dışarı öyle satan bir ülkeyiz. Dolayısıyla döviz kurlarındaki hareket, petrol fiyatlarındaki hareket, yurt dışarısındaki hareketlilik, Brexit, Almanya'daki veriler vesaire hepsi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Küresel piyasalarda bu kadar hareketliyken bizim enflasyonumuzun da bir miktar volatil olması normal. Ancak dediğim gibi şu anda gıda fiyatları üzerindeki yükselişi ciddi anlamda duyacak bir faktör ne yazık ki yok. Bizim enflasyondaki aşağı yönlü gördüğümüz ivmelenme çok fazla uzun süre ne yazık ki kalıcı olamıyor. Tekrar ediyorum, bizim kurum beklentimiz yıl sonu için %8. Evet. Bir miktar yükseliş görme ihtimalimiz yüksek yaz aylarının sonuna doğru, ancak daha sonra tekrardan sakinleyip %8 civarında dengelenecek bir enflasyon bekliyoruz. Çok kısa olarak, çok az kaldı sürem. Dolarda nasıl bir beklentiniz var önümüzdeki hafta? Şimdi bu arada küresel piyasalarda ciddi bir risk modu var. Gelişmekte olan ülke piyasalarına ciddi paralar giriyor. İşte FED faiz arttırmayacak, global faiz hatları çok düşük, biz nerede getiri arayalım diyen yatırımcı koşa koşa bize ve diğer gelişmekte olan ülkelere geliyorlar. Dolayısıyla biz bugün itibariyle bir miktar yükseliş kaydettik cari açık sorgusu ama yine 2.96'lardayız. Burada kısa vadede biz kurdaki düşüşün bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyoruz Cem Bey. Ancak bu kısa vadede orta vadeli yine gelişmeler izliyor olacağız. Ekin Hanım, çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Sağ olun değerlendirmeniz için. Cari açık 2016 Haziran ayında beklentiyi aştı demiştim. Onu da söyleyeyim, bitireyim. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre cari işlemler dengesi Haziran ayında 4.94 milyar dolar açık verdi. Bu beklentinin biraz üstünde. Cari işlemler açığı her zaman için Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi. Ama bakın, yayını kapatırken tekrar söyleyeyim. Ekonominin güçlenmesi istihdam yaratması demek. Yani yatırımların olabilmesi için elbette ki sağlam bir zeminde son derece güvenli bir gelecek görmesi yatırımcının önemli ama Türkiye biraz da büyümesini yaparken, yani ara malı ithal eden bir ülke olmaktan çıkıp tam tersine maliyetsiz kendi içindeki kaynakları harekete geçirerek ithalat yapmadan üretim yapıp dışarı satmayı, bunlar herkesin bildiği şeyler. Elbette ki bunlar herkesin tahmin ettiği şeyler ama bundan sonrası için özellikle küresel alanda güçlü bir oyuncu olabilmesi için Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey tabii ki ekonomiyi güçlendirmek için bir çok yüksek kaliteli eğitime yatırım yapıp muazzam bilim adamları yetiştirmek ve katma değeri yüksek bir ürünler üretmek, ondan sonra da istihdam yaratacak her türlü sektörün önünü finans sektörüyle birlikte açabilmek. Onun için zaten Cumhurbaşkanı dünkü uyarıyı yaptı. Eğer paraya ihtiyacı olan birisi varsa, aklı, fikri, donanımı, vizyonu, cesareti olan birisi varsa parayı bulsun, harekete geçirsin, korkmasın, piyasaya girsin ve üretim yapsın. Üretmeden tüketmek hiç kimseye fayda getirmemiş, hele Türkiye'ye asla getirmez. Ben Cem Seymen. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.